Gönülden yapılan her iş bereketlenir. Yüksünerek yapılan işlerin ise hiç kimseye bir faydası olmaz. Sizlerden insanımıza canla başla hizmet ederken güler yüzlü, saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla elden bırakmamanızı istiyorum. AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı. Vatandaşın içinde bulunmalı. Sokaktan, çarşıdan, pazardan ayağını asla kesmemelidir. Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğin yerini almaz, alamaz. Bizim siyasetteki varlık gayemiz, birilerine imtiyaz sağlamak, birilerine menfaat devşirmek, birilerini makam mevki sahibi kılmak değildir. Bizim öncelikli vazifemiz, halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek. Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir. Sizlerden 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız manifestomuzdaki 11 prensibe sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin. Hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin. Millet sizin eserlerinizi, hizmetlerinizi görsün. Yerel yönetimler başkanlığımız illerimize yönelik özel çalışmalar yapıyor. Adeta her belediyemizin röntgenini çekiyor. Bu çalışma sonunda sizin önümüzdeki seçimlere kadar izleyeceğiniz yol haritası ortaya çıkmaktadır. Unutmayınız, sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını da etkileyecektir. Bunun için sizlerden özellikle şehrinizin her bir hanesine ulaşarak sorunları yerinde görmenizi, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmenizi özellikle rica ediyorum. Milletimize ve şehirlerimize hizmet yolunda her birinize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Değerli arkadaşlarım, bu süreci gayet iyi hazmetmeli. Halkımızla bir defa kapı dışından değil, kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Ve bunu geliştirerek gönül belediyeciliğini de tüm şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım. Ve mütevazi olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yaygınlaştırmak bizim için en önemli görev. Ve ben bunu başaracağınıza inanıyorum ve 2023'e de değerli arkadaşlar böyle hazırlanmamızın gereğini tekrar hatırlatıyorum. Ve şimdi sözü sizlere vermek istiyorum. Değerli belediye başkanlarımız, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle